İstanbul Ticaret Odamızla beraber TOKİ ve iştirak şirketimiz Emlak Konut ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki büyük toplantı yaptık. Dolayısıyla buna biz de iştirakçı olarak, yani önemli bir paydaş olarak da bu organizasyona katıldık. O açıdan İstanbul Ticaret Odası Başkanımıza ve yönetim kuruluna İstanbul'un yatırım olanaklarını ve markasını tanıtmak için önemli bir fırsat sunduğu için başta hem Ticaret Odası Başkanımıza hem de yönetim kuruluna ben şahsım adına da, ülkemiz adına da teşekkür ediyorum. Bir husus da bu fuarda şu anda dediğim gibi Türkiye diğer hollerde gezildiğinde yatırım olanaklarına bakıldığında, yani hemen yanındaki Paris ya da Londra hollerine bakıldığında Türkiye şu anda Avrupa ölçeğinde de dünyanın diğer ülkeleri açısından da bakıldığında en önemli gayrimenkul yatırımlarının olduğu, büyük yatırımların olduğu bir ülke. İşte hemen burada maketi olan 3. Havalimanı tek başına şu anda herhalde bu şeydeki en önemli gayrimenkul yatırımlarından bir tanesi. Sadece bir havalimanı ölçeğinde değil burası. İçerisinde çok farklı imkanları da, ticari imkanları da barındıran bir konusu var. Bir yine sevindirici konu, bu yıl şimdi standlarını henüz ziyaret etmedik, inşallah birazdan ziyaret edeceğiz. Bu yıl sadece gayrimenkul yatırım firmalarımız, gayrimenkul üretici firmalarımız değil, mimarlık firmalarımız da burada boy göstermeye başladı ki bu sektörün en önemli şeylerinden bir tanesi mimariyle beraber gayrimenkul yatırımlarının pazarlanması konusudur. Bu açıdan da Türkiye açısından, yani bu sektörde olan bir arkadaşınız olarak çok mutlu olduğumu da ifade etmek isterim. Yine birazdan Emlak Konut Genel Müdürümüz de o da size mutlaka açıklama da yapacak. Türkiye'de burası dediğim gibi başta izah ettiğim gayrimenkul yatırımlarıyla, yatırımcılarıyla yatırım fonlarını birleştiren bir yer burası. Direkt alıcıyla satıcıyı buluşturan bir yer değil. Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe en önemli aktörlerinden bir tanesi sadece Türkiye ölçeğinde değil, Türkiye aşan ölçekte de Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'dır. Yani biliyorsun bir iştirak şirketimizdir. Dolayısıyla halka açık bir şirket olduğu için de buraya yatırım yapan önemli yurt dışı fonları da vardır. Dolayısıyla Emlak Konut'un Türkiye açısından önemli, Türkiye'nin sermaye büyüklüğü olarak en önemli gayrimenkul, birinci gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Hatta ölçek olarak diğer ülkelere de kıyaslandığında burada da önemli bir konumda. Dolayısıyla burada bulunması, gelecekte de daha büyük ölçekte burada bulunmasını arzu ediyoruz. Şimdi bir soru vardı, onu da söylüyorum. Hani Türkiye yatırımcılar için güvenli bir yer mi değil mi? Demin Ticaret Odası Başkanımızla da söyledik. Türkiye, İstanbul, Londra, Paris, Berlin ne kadar güvenlikli bir şehirse o kadar güvenlikli bir şehirdir. Terörle ilgili sorular geliyordu. Yatırımcılar açısından bu çok önemli. Terör sadece Türkiye'ye mahsus bir konu değil. Dünya şu anda bununla bir mücadelesi var. İşte bugün de çok üzüntü verici bir haber aldık. Bugün de Berlin'de herhalde bir patlama yaşanmış. O açıdan yatırımcılarımızı Türkiye'nin olanaklarını, imkanlarını tanıtacak bir organizasyonda bulunduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Türkiye'de şu an inşası devam eden büyük altyapı projeleri, havalimanı, Avrasya Tüneli'nin dışında üst yapı projesi olarak da büyük nitelendireceğimiz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi maketini getirdik. Emlak Konut olarak biz orada bir proje yürütücülüğü yapıyoruz. Tüm hak sahipleri adına, finans merkezinin oluşması adına bir nevi işin yönetim ve denetimini yapmaya çalışıyoruz. Master plandan geldi bu proje, biliyorsunuz. Bir master plan çizildi, daha sonra da uygulama aşamasına geçildi. Altyapıları büyük oranda tamamlandı. İnşaatlar da İstanbul'da gördüğünüz üzere bu yıl itibariyle başladı. 2018 sonu itibariyle kısmen bitecek ve 2020 yılına kadar da etaplar halinde bitmesi planlanıyor. Emlak Konut olarak biz de TOKİ iştiraki olarak Türkiye'de en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığıyız. Geçen sene biliyorsunuz %20'ye yakın bir yabancı satışı gerçekleştirdik. Ki gayrimenkul sektörünü bana göre geçen sene ayakta tutan en büyük etkenlerden biriydi. Bu da tabii ki başkanımızın da ifade ettiği gibi bu yurt dışındaki katılımlar ve tanıtımlarla oluyor. Yine bu sene baktığınızda Ocak-Şubat ayları yine %10-15 seviyelerinde yabancıya satış var.
Bu da yine sektörümüz adına sevindirici. Tabii ki Türkiye'deki terör eylemleri bu satışları öyle veya böyle etkiliyor. Yani doğrudan veya dolaylı etkiliyor. Ama bugün globalleşen dünyada, tüm Avrupa'da, tüm yurt dışında bu tür tehditler var. Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Büyümeye devam ediyor, büyümesini sürdürüyor. Dolayısıyla inşaat sektörü de ülkenin büyümesine paralel olarak büyümek zorunda. Biz de inşaat sektöründe gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak çalışıyoruz. TOKİ ile işbirliği içerisinde toplu kontrol dairesinden arsalar alarak, arsaları biliyorsunuz orta ve orta üstü projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Burada TOKİ ile olan işbirliği bizim adımıza çok önemli. Başkanımızın da ifade ettiği gibi TOKİ sosyal konut üretiyor. Biz bir nevi de olsa TOKİ'ye sosyal konut üretimi için finansman sağlıyoruz. Biz de orta gelir ve üstüne emlak konut kalitesini, markasını, anlayışını vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz son 1,5 yıldır da Anadolu'ya açılma politikası çerçevesinde Anadolu'daki diğer illerde de yatırımımızı yapıyoruz. Yabancıların da Anadolu'ya, belli kentlere ilgisi var. O yüzden biz de metropol diye nitelendireceğimiz şehirlerimizde iş yapmaya çalışıyoruz. Buraya da işte hep beraber bir katılım sağladık.